Bir tane daha bir şeyimiz var, onu biraz sonra saklıyorum. Bir dudak oynatma. İlhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ İlhan abi bir alkış alalım bir önce, hoş geldin diyorum. İlhan abi elinde kitaplar neler? Evet. Söyle bize. Öncelikle şunu söyleyeyim. Liderlik üzerine bir kitabımız var. Evet. Ki son zamanlarda yaşadığımız gerginlik ondan evet. dolayı doğru geliyor. Bir kitap diyeceğim ama hani lider olmak, özgüveni çok güçlü olan insanlardan evet. birisiniz. Evet. Dik duruşu olan insanlardan birisiniz. Mizahı iyi kullanıyorsunuz. Son zamanlarda mizahı ihtiyacımız var. Bir dakika, şimdi şunu söyleyeceğim. Evet. Beden dili uzmanısınız beden aslında. Dili, evet. Beden dili. Şimdi programı izlediniz. İzledik. Kısmı izledim. Boya kadar olan kısa. Bundan önceki leve de izlemişsinizdir. Şimdi evet. gerçekten şöyle oturmakla evet. şöyle oturmak arasında veya farklı. Şöyle oturmak. Mesela konuklarımızın bugünkü rahatlığını, şimdi halk müziği sanatçısı arkadaşlarımız evet, ilk defa katıldıkları için. Çok merak ediyorum ya gerçekten evet. abi. Hiç rahat değilim ya. Nasıl önce biz sizin bir kişilik analizinizi çıkaralım yoksa yüz haritanızı mı çıkartalım? Neyinizi çıkartalım siz? Vallahi neyimi çıkartılması gerekiyor? Çıkartın yani. Suyunu çıkart. Neyimi çıkartılması gerekiyor? Bakayım. Yüz haritası. Abi bir dakika. Evet. İnan abi. Evet. Kısa kısa. Yüz haritasından. Yüz haritasını. Evet. Kaşlarınızı kaldırın. Ki inceleyip sık dokuyan bir özellik. Kaşları çat. Evet. Kafaya bir şey taktığınız zaman iyi takanlardan birisiniz. Çok duygusal bir yapıya sahipsiniz. Duygularınız indiği zaman çok rahat inebilecek bir özelliğe sahipsiniz. Merhamet duyguları da çok kabarık olan bir adam. Hmm. Vay be. Doğru bildi ya. Bravo. Kafaya takan, aynen. merhamet duygusu geniş. Özgür'ü için, özgür... Benim, özgür benim. Bu da abi, özgür burası. Evet. evet, kaşlarınızı kaldırın lütfen. Vay canına. Aldığınız işi çok güzel başlıyorsunuz. Sonunu getiremeyecek bir özelliğe sahipsiniz. Çok ben 9 senedir devam eden bir çalışıyorum. Sonunu getirin. Evet, kaşlarınızı çatın böyle. Kafaya taktığınız zaman da iyi takıyorsunuz ama. İyi takanlardansınız. Bakın çıkaşınız arasında dikey çizgiler var. Aynı Cumhurbaşkanımızın çıkaşının arasında bir tepecik var ya. O tepecik sizde de var. Taktığınız zaman da iyi takarsınız böyle. Yani. Peki, beyefendiye bakalım. Bana mı? Beyefendi gerçekten beyefendi. Beyefendi kaşlarınızı kaldırın lütfen. Evet. İnceleyip sık dokuyabilecek bir özelliğe sahip, analizci bir yapıya sahipsiniz. Ama iyi analiz yapan bir özelliğe sahipsiniz. Baştan sona kadar. Peki bir dakika abi bir şey söyleyeceğim. Kaşları kaldırmakla şunun ne? Yani nereye şimdi bak? Çizgilere mi bakıyorsun? Alnımızdaki çizgiler, düşünceleri, iki kaşımızın arasındaki dikey çizgiler, bizim konsantrasyonumuzu, takıntılarımızı, obsesif duyurumuzu, iki gözümüzün altındaki torbacıklar da içinde tuzlu su var. Onlar da bizim duygusal yapımızı, yanağımızdaki merhamet veya vicdani duygular. Bunlar bizim görebildiğimiz beş öge. Fakat bunu arka tarafından aynı zamanda sizin gözlerinizin büyümesi, küçülmesi, nefes alışverişiniz, ten renginizin değişmesi kişiliğinizi ortaya koyuyor Sayın Beyaz. Vay be. Aşık olunca yani evet. var mıdır insanların erkeği... Bir şey söyleyeyim mi? Gel ağrım Allah'ım seversen. öyle bir, öyle bir geldi ki elim kalmıyor. bana ya. bir dakika gel. Hayır flörtü göstereceğim. Flört. Evet. Gerçekten flörtü. Tamam flört. Muhteşem bir olay. Türkan Şoray gözleri gibi gözlerinizi boyuyorsunuz. Yani o şekilde. Fakat şey yaptığınız zaman deneyebilir miyiz? Bakın tabii. Yani sıkıntı yok. Tamam. Bir şöyle bir baştan sonra baştan bir tanınıyor yani. Evet. İnceleyip bir kere gözden geçiriyorsunuz. Fakat göz göze geldiğiniz zaman mutlaka telkin vardı. Çünkü gözlerin büyümesinde o vermiş olduğunuz enerjiyle güzel bir bakıyorsunuz sonra gülümsüyorsunuz. bu güzel. Doğru. Doğru mu? Bir surata bir mel bir burn bir ifade oturuyor böyle tanışınca. evet güzel. Güzelmiş. Hanımefendiye evet. ne diyeceksiniz hanımefendiye? hanımefendiye şöyle bir bakın. Evet. Kaşlarınızı kaldırın. Evet. Siz de şöyle çok titiz bir özelliğe sahipsiniz. Yani düşünsel olarak. Yani böyle her şeyi çok rahat beğenebilecek bir yapıya sahip değilsiniz. Kaşlarınızı çatın. Patlarsanız iyi patlarsınız ama yani. Öf. Evet. Müthiş abi, patlama. Adana gibi. Urfa tarifi veriyormuş gibi anlatıyorum. Yat da bana gel. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.